Değerli izleyenler, Süper Futbol programından herkese mutlu akşamlar. Bugün Süper Futbol'da Ankara Gücü Kulübü'nü konuk ediyoruz. Ankara Gücü Kulübü'nün teknik patronu İsmet Taşdemir ve bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren ve şu anda Ankara Gücü'nde şampiyonluk mücadelesi veren sağ bek mevkiinde oynayan Serkan Balcı. Bugün Süper Futbol'un canlı yayın konuğu. Bugün saat 15'te Bursa TV ekranlarında. Yine canlı yayında Ankara Gücü Menemen Belediyespor karşılaşmasıyla sizlerle birlikteydik. Bir birlik beraberlikle karşılaşma sona erdi. Ama ikinci sırada bulunan Gümüşhane Kastamonu deplasmanında 3-0'lık skorla mağlup oldu. Ankara Gücü kazanamadı belki ama altın değerinde çok önemli bir puan kazandı. Son 5 hafta aldığı bu 1 puanla puan farkını Ankara Gücü 4'e çıkardı. Umarız kalan haftalarda da kayıpsız bir şekilde devam eder ve sezon sonunda Ankara Gücü hak ettiği yere TFF 1. Ligi'ne, orada da bir sene misafir olup ardından Süper Lig'e gelir. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Serkan abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam, isterseniz bugünkü karşılaşmayla başlayalım. Aslında Ankara Gücü baştan sona iyi bir oyun ortaya koydu. Evet. Etkili bir performans sergiledi. Galibiyeti hak etti ama olmadı. Olmadı ama bir puan da çok önemliydi çünkü Gümüşhane Kastamonu deplasmanında mağlup oldu. Doğru. Yani şimdi oyun zor bir oyundu ama çok kolaya dönebilirdi. Her zamanki, özellikle son haftalardaki tribün atmosferimiz muhteşemdi. Onunla beraber de çok sayıda gol pozisyonuna girdik yaklaşık yarım saatlik dilimde. Sonra bir 10 dakika bir sıkıntı yaşadık. O sıkıntıların neticesinde golü de yedik. Ondan sonra da Korcan'ın devreye girdiği bir iki tane pozisyon oldu. O iki pozisyonda da içeriye mağlup dahi girebilirdik. Yani ilk yarı 4-0 öne geçebileceğimiz maçı devre arasında 3-1 içeriye mağlup da girebilirdik. İkinci yarı yine etkili olduğumuzu düşünüyorum. Kaçan yine 2-3 tane net pozisyonumuz var. Ama olmadı. Dediğin gibi son haftalara yaklaştıkça puan kıymetli. Hele ki rakibiniz mağlup olduysa puan çok daha kıymetli. 3 puandı, 4 puana çıktı. Bu bizim şu açıdan bizim için iyi. İkili averajda rakibimize karşı bir şeyimiz vardı. Kötü bir durumumuz vardı. Rakibimiz bizden üstündü. Dolayısıyla 4 puan fark olunca bu ikili averajdaki eksi durum da ortadan kalkmış oldu. Bizim için geldiğimiz bu noktada bugün kazanabilirdik ama bir puan da bizim için rakibimizin kaybetmesiyle iyi oldu. Tabii rakip takımında Menemen'de çok gol atan bir takım ve ligin şu anda 3. sırasında bulunuyor. Evet. Grubumuzda çok güçlü takımlar vardı bu sene bizim. Hep sezon başından beri söyledim. Çok güçlü bir grupta oynuyoruz diye. Süper Lig grubu hocam. Yani hem taraftar potansiyeli olarak. Hemen hemen her takımın bir taraftar potansiyeli var. Her takım şehir takımı, her takımın maddi gücü emin olun ki bizden kat kat fazlaydı. Çoğu takımın diyeyim. Dolayısıyla böyle bir gruptaydık. İyi bir gruptu. İyi bir gruptan son 5 maça girildiğinde 4 puan farkla önde olmak bizim için sevindirici ama daha oynanmamış 5 tane maç var. Oynanmamış maçların ne olacağını bilmek, kestirmek çok zordur. Kaldı ki lig sıkıştı. Küme düşme, playoff'u zorlama, işte şampiyonluk kıyasaya devam ediyor. Dolayısıyla oynamamış 5 tane maç var ama bizim de 4 puanlık bir avantajımız var. Serkan abi, tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. İlk yarının sonuna doğru çok net bir pozisyona girdin. Golle sonuçlanabilirdi. Aslında iyi de bir vuruş yaptın ama top üstten avuta gitti. İstersen öncelikle karşılaşmayı değerlendirelim. Nasıl bir mücadele oldu? Ya, güzel bir mücadele oldu. İzleyenler açısından her iki takım güzel pozisyonlara girdiler. Ya, bizim açımızdan belki galip gelseydik 6 puan olacaktı. Galip gelemedik. Puan almamız bile rakibin mağlup olmasıyla bizi avantajlı duruma getirdi. Biz mutluyuz şu an. Maç maç gidiyoruz. Sonuçta 4 puan şu an öndeyiz ama bitmiş hiçbir şey yok. 5 tane maç var. Yani grubun en kötü takımıyla da oynasak, ligin en iyi takımıyla da oynasak her maç çok zorlu geçiyor. Bakıldığı zaman da şartlar gerçekten alt liglerde gittiğimiz sahalarda gerçekten çok zorlu sahalarda da mücadele veriyoruz. Ama bizim grubumuz çok hem karakter olsun hem de niyeti olsun olarak çok iyi bir grubumuz var Ankara'cı olarak. Bu da hem taraftarımızla hem camiamızla buluşunca şu an netice olarak birinci sıradayız.
Yani sonuçta bizim şampiyon olmamız için bütün maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Artık son 5 hafta bekliyoruz biz de yani her maçı. Taraftarın da çok sevdiği isimlerden birisisiniz. Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estirdiniz. Evet. Hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un formasını giydiniz. Şu anda da şampiyonluk mücadelesi veriyor Ankara Gücü. Taraftar potansiyelini de konuşmak gerek. Yani 20 bin seyirci bugün 19 Mayıs stadyumunda resmen bir düğün havası vardı. Tıklım tıklım doldurmuşlar. İlk dakikadan son dakikaya kadar desteklerine devam ettiler. Ve her şeyden önemlisi çok bağımlılar. Takımlarına bağımlılar. 3 saatte 20 bin kişilik bilet bitiyor. Bu denli bir sevgi var. Yani şimdi bu sevgi patlaması var aslında. Bu sevgi emin olun şu son dönemde özellikle Süper Lig'de oynayan 3 büyük kulüp dediğimiz, 4 büyük kulüp dediğimiz kulüplerimizde de göremezsiniz. Şu anda maçtan 2 gün önce şampiyonluk yolunda giden şu anda işte Beşiktaş var. Onda bile bulamazsınız. Çünkü bu çok farklı bir şey. Ankara güçlük çok farklı bir şey. Bu ne parayla ölçülür ne başka bir şeyle ölçülür. Şeyi de olmaz bunun, kategorisi de olmaz. Evet, gönül hep ister. Ankara güçlü, Ankara gücüne gönül vermiş kişiler Ankara gücünü hep en yukarıda görmek ister. Bu gerçektir ama onların sevgisi Süper Lig, işte TFF 1. Lig veyahut da 2B diye ayrışmıyor. Nerede olursa olsun onların sadece ve sadece Ankara güçlülükleri ön planda. Dolayısıyla bu sevgi özellikle ikinci yarıdan beri çok daha yukarılara taşındı. İlk yarı bu kadar değildi ki, keza 5 maçlıkta cezamız vardı. Seyircimizden de yoksunduk. Bu çok farklı bir sevgi. Emin olun bu sevgi yani Türkiye'de diğer kulüplerde oralarda bile çok zor var. Bu sevgi çok farklı bir şey. Hocam şu anda ligin ikinci sırasında bulunan Gümüşhane 58 puana sahip. Ankara Gücü de 62 puandır. Evet. 4 puanlık bir fark var ve haftaya yine Ankara'da maç. Evet. Buksaş deplasmanı. Aslında Buksaş galibiyetinin ardından Ankara Gücü kendi evinde oynayacağı ilk maçta şayet galip gelirse ligi bitirebilir. O tarz bir tablo var çünkü Gümüşhane yine zorlu bir deplasmana gidiyor. Çok. Orada puan kaybederse 7 puanı çıkar. Artık ya şimdi bunlar hep tabii ki bizim iyi dileklerimiz, olmasını istediğimiz senaryolar ama futbolun bir gerçeği var. Oynanmadan sonuç belli olmuyor. Dolayısıyla bu bir gerçek. O demin saydıkların bir varsayım, olasılık çok yüksek de bir olasılık da olabilir ama oynanmamış hiçbir maç her şeye gebe. Tabii gelen mesajlar da var hocam bu arada taraftarlardan, Ankara Gücü taraftarlarından. Hemen onları da yöneltelim hocam hızlı evet. Hızlı. Hüseyin Akça, Harun son maçlarda çok kötü. Biz tribünden çok net görüyoruz. Ayrıca iki maçımızda iki forvet olmalı. Kendi evimizde oynayacağımız maçlarda çift forvetle sahaya çıkmalıyız. Sevgili hocamızı aktarır mısınız demiş. Evet, aktardın sen de. Ben de şöyle söyleyeyim. Harun kime göre, neye göre kötü oynuyor o önemli bizim için. Biz sadece işin sadece görsel tarafına da bakmıyoruz. Bizim için hem görsel tarafı hem de bir de mücadele kısmı var. Harun bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün lideriz 4 puan farkla. Her oyuncumuzun, 25 oyuncumun nasıl katkısı varsa Harun da bize katkısı vardır. Burada olmamızın temel taşlarımızdan bir tanesidir. Orta sahasında bugün iyiydi, çok iyi. Sezon başından beri 2 maç hariç sürekli oynayan bir oyuncumuz. Harun bizim iyi oyuncumuz. Öyle değerlendirmemek lazım. Ve geldiğimiz bu noktada da sezon başında biz çift forvet üzerine kurduk takımımızı aslında. Ama bir süre sonra gördük ki ara ara iyi oluyor ama olmadığı zaman da bize sıkıntı verdiği durumlar da olabiliyor. Dolayısıyla biz bu 62 puanı da yeri geldi çift forvetle aldık, yeri geldi tek forvetle aldık. Dolayısıyla bizim belli bir oyun şeklimiz, karakterimiz var. Bu oyun karakterimiz bizi buraya getirdi. Şampiyonluğu da bu karakterimiz sağlayacak inşallah. Taner Coşkun, hocamızı ve futbolcularımızı çok seviyoruz. Şampiyon olacağız inşallah demiş. İnşallah. Furkan Mert, Uğur abi takımla ilgili
birkaç soru sormuş. Ömer Bozan sakatlandı. Dakika 65'te oyundan çıktı. Bir şeyi var mı diyor. Ömer Bozan ilk yarıda, hatta Serkan'ın kaçırdığı golün öncesinde bir darbeye maruz kaldı ve o şekilde devam etti. Götürebildiği kadar götürdü ama şu anda çok önemli bir şey yok diyebiliyoruz ama yarın gerekli tetkikler yapılacaktır. Ama çok önemli bir şey olacağını düşünmüyorum. Özgür Deniz Özdemir, Tuğsan Onur Buzluk. Onlar da Enes'le ilgili bir soru yöneltmiş. Enes'in performansını hocamız nasıl değerlendiriyor diyor. Enes bizim iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Sezon başı kendisinden çok faydalandık. Çok iyi durumdaydı. İki tane üst üste sakatlık geçirdi. Onu biraz olumsuz etkiledi. Geldiğimiz noktada da sadece Enes değil, her oyuncumuza ihtiyaç duyduğumuz her arkadaşımızdan faydalanmaya çalışıyoruz. Bu son 4-5 haftada birazcık kendisinden ilk 11 olarak faydalanamadık ama sonradan girdiği maçlarda bize faydalı oldu. Dolayısıyla Enes bizim iyi bir oyuncumuz. Bize de her zaman katkı sağlayabilecek bir oyuncumuz. Metehan Kaplan. Abi Serkan abiye sorar mısın? O gol pozisyonunda ne hissetti? Daha farklı bir düşüncesi vardı, son anda değiştirdi mi diyor. O pozisyona gelene kadar zaten bayağı bir allak bullak bir pozisyon oldu. Ömer de orada yerde kaldı aslında. Ömer çarptı, faul de verebilir. Top benim önü kalınca avantaja bıraktı. Ben de ilk düşüncem hemen kaleye vurmak oldu ama etrafında kimse yokmuş. Onu algılayamadım o pozisyona gelene kadar. O sırada böyle o zamanlar Ronaldo'nun Pittsburgh'un vuruşu vardı. Hatırlar mısınız bilmem. Evet. Eski Ronaldo. Bizim Türkiye'ye gol attı hatta. aynı vuruşla. Ben de dedim ay Allah biz buna vurayım dedim. Olmadı ama. Ronaldo. Kötü oldu. Ronaldo. O Ronaldo ben Serkan işte o yüzden. Aradaki fark kötü oldu. Bu arada abi taraftarımız mesaj atmış. Ben karşılaşma esnasında çok seri olduğun için Roadrunner benzetmesi yaptım. Onu da söylemişsiniz demiş. Hocam bu arada dakika 16'da artık simgeleşen bir olay, evet, klasikleşen bir olay. Ankara Gücü taraftarı Bursa Spor tezahüratıyla stadyumu inletiyor. Bursa'da da yine Bursa aynı Spor şekilde taraftarı 6. dakikada Ankara Gücü tezahüratıyla. Bu çok farklı bir şey ya. Yani ben Ankara Gücü'nde oynarken de, futbolcuyken de bu durum böyleydi. Şimdi geldik, hocalık nasip oldu. Yine aynı şekilde devam ediyor ve katlanarak devam ediyor. Yani artarak devam ediyor iki kulübün, hatta daha doğrusu iki kentin kardeşliği. Vesile oluş şeklini de biliyorum. Orası da ayrıca çok önemli bir olay. Ama geldiğimiz bu noktada buraya iki güzide şehrin, güzide kulübün bu şekilde kardeş olması inanılmaz derece keyif verici. İnşallah da ilerleme sürecek. Serkan abi sen ne istersen bu kardeşlik ortamı ile ilgili. Biz keşke herkes Ankara Gücü Bursa Spor gibi kardeşçe referanslar verse insanlara. Çünkü bu zamanda herkes birlik beraberliğe çok ihtiyacı var. Hem takımlar olarak olsun hem de her şekilde. O yüzden yöneticilerim olsun, başkanlarımız olsun bu şekilde demeçler, birlik beraberliğe karşı, birlik ve beraberlik için vereceği her türlü mesaj, her türlü yapacağı eylem hem Türkiye için hem de sonradan gelecek jenerasyonlar için, sonradan gelecek insanlar için, sonradan gelecek çocuklarımız için. Yani bir öncü. Çünkü gerçekten kötü günlerden geçiyoruz yani. Herkes ayrılmış bir vaziyette. O yüzden tek dileğimiz herkes birlik, beraberlik ve birbirimize sahip çıkalım diyorum. Aynı örnek Ankara Gücü Bursa Spor. Örnek almalı. Yani bence Ankara Gücü Bursa Spor gibi. Çoğu kulüp ve şehrimiz bunu örnek aynen almalı. Her takım keşke böyle olsa. Sadece evet bizim Ankara Gücü'nün iyi olmadığı taraftar grupları da var bazı şehirlerde ama gerçekten çok sağlam dostlukları vardır. İşte Bursa keza öyle, Karşıyaka öyle, Samsun öyle. Yani çok güzel dostlukları da var. Biz de aslında bu kardeşlik dostluğun pekişmesi için hocam Bursa'dan kalkıp aynen Bursa TV'ye. Yani şimdi bu o da ayrıca bir şey. Ankara'da da stüdyo açıldı. Yani sadece bizim için. Bu da bizim için çok önemli bir şey. Bunu da Bursa TV'nin yapması, Bursalıların yapması yine o kardeşlikten gelen bir şey. Sevgili hocam ben buraya gelen tüm mesajları size yönetmeye çalışıyorum. Tabii herkes bir ismin oynamasını istiyor. Bazı isimlerin de oynamamasını istiyor. Bu isimlerin hepsi farklı farklı. Yani buradakilere baktığımız zaman 11 isim de oynamayabilir. 11 farklı oyuncu da kadroya dahil edebilir. Onu bir önce
belirtelim. Biz de hoca çok o zaman. Yani hocam ben de bu soruları yöneltiyorum hani sizin de bilginiz olsun. Sadece yok çok yok bütün soruları iletebilirsiniz. Ben siz sonuçta programdan önce zaten öyle bir şey dediğiniz aynen, için. Aynen ben de bütün taraftarlarımızın görüşlerine saygı duyuyorum. Sadece bir şey rica ediyorum taraftarlarımızdan bize biraz saygı duysunlar. Şundan dolayı saygı duysunlar. Bu takım lig lideri. Bu takım koşar adım şampiyonluğa gidiyor. Tüm ve olumsuzluklara rağmen. Yani olumsuzluklara inanın ki değinmeyeceğim. Yani işin diğer kısımlarına değinmeyeceğim. Değinmesi gerekiyorsa deniriz ama bu kulüp çok olumsuzluk yaşadı. Bütün her şeye rağmen biz bu grupla çok çalıştık, çok mücadele ettik. Hep beraber inanılmaz derecede efor sarf ettik. Yönetimimizle, futbolcu kardeşlerimizle, personelimizle, son dönemde özellikle ikinci yarı taraftarımız zaten her şeyi aldı götürdü. Sadece bir şey rica ediyorum. Ya bu arkadaşlarımızla bir hafta devamlı çalışan biziz. Onların işte psikolojilerini, onların çalışma şekillerini, bir de rakiplerimizin durumuna göre oynatma şekillerini ve bir de bunların hepsinin yanında şu anda biz hani başarısız olsak diyeceğim ki ya arkadaşlarımızı dediklerini değerlendirelim. Ama bu takım sonuç alıyor. Bu takım 19 galibiyet aldı. Bu takım 62 puan topladı. Yani demek ki doğru bir şeyler oluyor. Muhakkak. Yani burada isimlerin üzerinde durmaktansa bence olan başarıya destek vermek en doğrusu. Kesinlikle. Hani taraftarlarımızın görüşleridir. Saygı duyuyorum ama yani her şeyde bazen uzaktan görüldüğü gibi ya da düşünüldüğü gibi değil. Evet. İnanılmaz derecede bağımlı bir taraftar grubu. Ama şunu da belirtmek gerek hocam. Taraftarların hepsi muhakkak yorumlarını yapsınlar ama sizin de dediğiniz gibi her şeyi geniş açıdan görmek gerek. Örneğin ben biraz sert yorumlar yaparım genelde. Bizim Bursa'da Bursa Spor programı olur genelde. Birebir futbolda ve süper futbolda. Hamza Hamzoğlu. Bazı taraftar grupları Hamza Hamzoğlu'nu yedi tabiri caizse. Şimdi örnek veriyorum Mutlu Topçu geldi. Başarılı olur belki ama bir Hamza Hamzoğlu gibi kaliteli bir isim Bursa Spor'un başındaydı. Ne oldu Hamza Hoca? Şu anda Osmanlı Spor'da. Yarın orayı bırakır tekrar Galatasaray'la anlaşır. İşte Galatasaraylıymış, Fenerbahçeliymiş, Beşiktaşlıymış. Bunlar artık futbol camiasının, taraftarların unutması gerek. Çünkü her teknik direktör bir takım tutuyor. Muhakkak. Örnek veriyorum Serkan Balcı. Serkan Balcı ismini duyduğumuz zaman aklımıza sadece Fenerbahçe geliyor. Yani baktığımız zaman. Benim iş takım geliyor. Hayır yani bir futbol sever oldu bu yorumu yapacaksa Serkan Balcı akla geldiği zaman Fenerbahçe'nin ismi ön plana geliyor. Ankara gücü tabii ki de şu anda Ankara gücü. Renkler aynı. Tartışmasız renkler de aynı. Belki de o yoldan bağlantılı bir şekilde gelmiş olabilirsin abi aslında. Ama yani söylemek istediğim aslında hocam takımına sahip çık, takımına destek ol ama sizin de vurguladığınız gibi. Zaten o oyuncularla birlikte olan, o oyuncuların havasını teneffüs eden, her şeyini bilen, her şeyini gören orada bir teknik patron var. Eğer ona inanılmazsa, güvenilmezse başarı gelmez. Şu anda takım birinci işin enteresan tarafı. Sadece şimdi bizim evet bizim seyircimiz şu anda şunu hak ediyor. Her maç 3-4-0 bitsin, 5-0 bitsin. Açık ara şampiyon olsun. Bu taraftar bunu hak ediyor ama hak ediyor. Bulunduğumuz lig, bulunduğumuz konum, bulunduğumuz durum bunları yapabilecek durumda değil. Çünkü bulunduğumuz lig kavga ligi. Tekme yes. Tokat ligi, doldur boşalt ligi. Ben hep bunu söylerim, her yerde söylerim. Bizim ligde sadece emin olun ki mücadele ederseniz küme düşmezsiniz, şampiyon da olmazsınız, arada bitirirsiniz. Birazcık yanına futbol işini katarsanız o zaman şampiyon olursunuz. Çünkü bizim lig sadece kapanma ligi. Bizim lig sadece böyle bir lig. Şimdi bu ligde biz işte çıkalım, top oynayalım, 3 atalım, 5 atalım dediğimiz her maçı biz yeniliriz. Evet. Çünkü bunun bizde de örnekleri de İkinci var. İkinci yarıda çok temkinli başladınız ve hocam. Ve sezon başından beri bakın arkadaşlar biz sadece işte bir maç oynayıp ya bu iyi oynadı, bu kötü oynadı. Haydi öyle değil bu işler. Biz yaklaşık sezon başında ve devre arasında 15 tane yakında hazırlık maçı yaptık. Biz hazırlık maçlarımızın dahil analizlerini yapıp oyuncularımıza seyrettirip ona göre bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Biz sadece kara düzen bir oyun oynamamaya çalışıyoruz.
Biz sezon başından beri ben taraftarlarımızın ne istediğini biliyorum. Yani agresif, mücadele eden, mücadelesinden hiçbir zaman taviz vermeyen bir oyuncu grubu istediklerini biliyorum. Bu grup onu yakaladı. Oyun olarak da beğenilmeyen taraflarımız var ama emin olun ki bugün Süper Lig'de bile hepsini kastetmiyorum ama emin olun ki oyun olarak bizim kadar doğru düzgün oynayan yoktur. Sezon başından beri çünkü bizde bütün maçlarımız mevcuttur. Oynadığımız bütün maçlar. Ve biz hepsinin günlerce analizlerini yapıp oyuncularımıza seyrettiriyoruz. Dolayısıyla oyun olarak futbol açısından söylüyorum ben bunu. Futbolun doğruları açısından söylüyorum ben bunu. Sadece görsellikle alakalı söylemiyorum. Sadece 3-5 atalım öyle değil yani. Bir maçta 3 atarsın, bir maçta 5 atarsın. Ondan sonra gelirsin 2 tane mağlup olursun, yara alırsın. Ve geldiğimiz bu noktada her şeyde sıkışmışken daha garanti gitmekte fayda var her zaman. Ki avantaj Ankaragücü'nde. Avantaj da bizdeyken. Dolayısıyla ben her zaman eleştiriyi açığım ama ben sezon başından beri birkaç maçı çıkartabilirsiniz ama Ankaragücü'nün iyi oynamadığını kesinlikle düşünmüyorum. Ankaragücü sezon başından beri ne oynadığını bilen, futbol anlamında söylüyorum, çok iyi oynayan bir ekip. Bu lige rağmen, bu kapanmışlığa rağmen, sezon başından beri hiçbir takım bizim üzerimize gelip de bize çatır çatır top oynamadı ki. Bugün birazcık oldu. O da futbol görselliği ortaya çıktı. Çok gol kaçtı iki taraf içinde. Bugün maç belki 3-2 bitebilirdi, 3-3 bitebilirdi. İlk maçtaki gibi 4-3 öyle bir sonuçla da bitebilirdi. Ama pozisyonları biz daha fazlasını değerlendiremedik. Onlar da iki tane pozisyon değerlendiremedik. Hocam şunu da belirtmek gerek. Bu Ankaragücü kulübünün başına gelenler başka bir takımın başına gelseydi şu anda amatördeydi. İşte, o kadar büyük bir camia. Biraz önce bahsettiğim sevgi olayı bugün tuttu Ankaragücü'nü burada. Burada tuttu. Çünkü amatöre de gidebilirdi Ankaragücü. Ankaragücü yıllardır Ankaragücü'nün boğuştuğu o kadar çok iş var ki. Yani borçtu, oydu, buydu o kadar çok iş var ki. Ben daha önce evet ben de Ankaragücü camiasının bir ferdiyim. Burada gururla çok uzun yıllarda top oynadım ve hep söylerim ben bunu. Bu camianın bir parçası olmakta ben her zaman gurur duydum. Çünkü camia çok iyi, çok güzel bir cami. Dışarıdan duyduklarım vardı ama bu sene içine girdim. Camianın içine verilen mücadeleyi gördüm. Özellikle yönetim tarafından. Yabana atılır bir şey değil. Hocam maçın hakemi peki bugünkü karşılaşmanın hakemini nasıl buldunuz? Bence gayet başarılı bir maç yönetti. Son 30 saniyede korneri tekrarlamadı. Bir 30 ama saniye daha vardı. Zaman dolmuştu. Öyle dedi bize. Emin ol ki sadece hakemlerimizin sertliğe böyle, de çok müsaade etti hocam. Böyle ufak tefek hatalar olsun. Biz o kadar çok kötü hakemler gördük ki yani bugünkü yönetim bence çok iyi bir yönetimdi. Ben hakem triyosundan hatta ve hatta yan hakeminin kaldırmadığı bir golü orta hakem kendisi offside diye iptal etti. Doğruydu. Dolayısıyla bence hakem triyosu bugün çok iyi bir maç yönetti. Serkan abi, takımdaki arkadaşlığı en iyi sen bilirsin. Takımın abisi konumundasın zaten. Nasıl takımdaki hava? Yani şampiyonluğa artık tamamen inandı mı Ankaragücü futbolcuları? Son yani bu haftaya kadar, 5 hafta öncesine kadar içeride bir tokat maçından sonra beraberlikten sonra her şeyin ne olduğunu herkes yavaş yavaş zikretmeye başladı. Çünkü işin ne kadar zor olduğunu tokat maçından sonra gördük. 6 puan sanırım geriye düştük. Ondan sonra herkes birbirine sarıldı. Yani arkadaşlık çok iyi bizde. Yani ben takımın en büyüğüyüm. Bana saygıları olsun, birbirlerine saygıları olsun. Zamanla daha çok pekişti. Ve şu an arkadaşlık bakımından yani son zamanlarda çalıştığım en iyi takımlardan bir tanesi diyebilirim. Sadece bizim onlara söylememiz gereken şeyleri daha çok düşünüp daha çok yapmaları ve son zamanlarda bunları hepsi dinleyerek hepsi yaptı. Hocamızın da olsun, işte büyüklerimizin de olsun. Geldik bu haftalara artık, son haftalara. Bizim takımda hakikaten inanılmaz bir arkadaşlık var. Bunu da burada diye söylemiyorum yüzü diye ama işte Serkan'la özellikle Sezgin'in çok büyük emeği vardır. İkisi takımın en tecrübelileri. Hiçbir zaman işte sezon başı biz Serkan'la, Serkan daha doğrusu sağ olsun bizimle çalışmaktan şeref duyacağını belirtti. Biz de kendisini zaten çok istiyorduk ama bizimle çalışabileceği hiç aklımıza gelmemişti.
Kendisi kabul etti. Aynı şekilde Sezgin kabul etti. Çünkü camianın büyüklüklerini de bildikleri için. Sağ olsunlar geldiler ve hep bir şüphe vardı herkeste. Ya işte futbol hani bitti artık oynayabilirler mi falan filan diye. Ama hem performans olarak hem de takıma abilik olarak takımı dik tutma anlamında bizim işimizi çok kolaylaştırdılar. Yani burada diye söylemiyorum. Özellikle Sezgin'in ikisi takımın büyükleri olarak bizim yükümüzü çok aldılar. İnşallah bu fedakarlığın sonu çok mutlu olacak. Yani tek hedefimiz, tek düşüncemiz o. Sağ olsun kardeşlerimizin de bu şekilde. Ama takımımızın birlik beraberliğinin en büyük etkisi o diye düşünüyorum ben. Tabii Serkan Balcı, defansta Sezgin Coşkun. Bunların hepsi tecrübeli isimler ve bu ligin üstünde isimler ama Ankara Gücü de bu ligin üstünde. Bunu da vurgulamak gerek. Hocam benim en çok beğendiğim oyuncu bugün, bilmiyorum katılıyor musunuz ama ismini de buraya yazdım. Stoper'de Cenk. Cenk Kaplan. Cenk Kaplan. Çok beğendim hocam ya. 25 yaşındaymış. Şimdi onu da gördüm. Gerçekten de çok kaliteli bir oyuncu. Evet. Hava toplarında mükemmel. Şimdi bizim... Yani yerden de etkili ama hava toplarında gerçekten de çok iyi. Evet. Bugün aslında o biraz erken bir sarı kart yedi. O birazcık da onu oyundan düşürdü aslında ama Cenk bizim geçen sene Kocaeli Birlik Spor'da beraber çalıştığımız bir oyuncumuzdu. Bu sene buraya aldık ama yeni yeni faydalanmaya başladık. Çok uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Dolayısıyla Cenk olsun, defansta Alihan olsun, yaşları genç ama hem fizik kapasiteleri çok yüksek hem de stoper anlamında gerçek stoper kimliği olan oyuncularımız. Bu son dönemde Cenk formayı aldı. Gidiyor, iyi de gidiyor. İnşallah. Simon Kayer stili var hocam. O benzer. Yani yani futbol değil de tip olarak evet, tip olarak benziyor. Bir de çok kaliteli bir çocuk yani, öyle böyle değil. Ben çok beğendim. Yani futbolda iyi, insanlığı da çok iyi. Doğrudur. Gelen mesajları hocam, gelen mesajlar var şu çok anda. Çok daha erken aslında bir üst yakalayabilirlerdi o kardeşlerimiz. Yani biz onu geçen sene devre arası bandırmadan almıştık. Geçen sene biz de çok iyi bir sezon geçirmişti. Ama bizim gördüğümüze göre daha önceden bir üst ligi yakalayabilirlerdi ama nasip Allah'ın izniyle ben inşallah. Ben futbolcuyum diye bağırıyor hocam. Yani 25 yaşında. Ben daha duyamadım da öyle bağırdığını. Ama ben 17 senedir oynadım, tipten bir bağıramadım futbolcuyum diye. her şeyi yakıştırdılar bana. Hüseyin Güngör. İsmet hocamız bize unutulmaz anlar yaşatıyor. Teşekkür ederiz demiş. Furkan Doğan, Serkan Balcı'ya sorabilir misiniz? Koreografiyi beğenmiş mi? Nasıl bulmuş demiş. Yani beğenmeme imkanımız var mı? Evet. Ya gerçekten çok teşekkür ederiz onlara. Yani bu takımın öyle bir taraftarın bu liglerde olması bile yani üzücü bir durum. Çok çabuk hem Ankara futbolu için de Ankara Gücü'nün o kadar çok önemi var ki. Ankara futbolun geleceği için Ankara Gücü'nün üst liglerde olması gerekiyor. Çünkü benim Gençler Birliği'nde oynadığım dönemdeki potansiyel Ankara Gücü'nün olduğu ligdeyken şimdiki potansiyel arasında gerçekten çok fark var. Yani şehrin futbolu benimseme anlamında. Sadece burada bir Gençler Birliği Ankara Gücü derbisi bile haftalarca konuşulabiliyordu yani. Galatasaray Fenerbahçe derbisi gibi. Yep. O yüzden onlara çok teşekkür ediyoruz. Ankara'nın Ankara Gücü'ne ihtiyacı var. Aynen. Evet. Ankara şehrinin futbol olarak. Futbolda evet Süper Lig'de iki tane temsilcimiz var. İkincilik B kategorisinde temsilcilerimiz var. Beraber temsil ediyoruz Bursaç'la, Etimiz Kutlu, Keçiören'le. Ama sadece ve sadece emin olun ki Ankara'nın Ankara Gücü'ne ihtiyacı var. Yani yukarıda olması için Ankara'nın Ankara Gücü'ne ihtiyacı var. Furkan Doğan mesajını okuduk. Onur Duran, Ferhat Altıncı, Ozan Sert. Güçlüler çıldırdı, şampiyonluk istiyor diyor. Caner Yılmaz, Uğur abi rica etsem hocamıza sorabilir misiniz? Ozan Cengiz ne zaman sahalara dönüyor? Döndü bugün. İkinci yarı sakatlığı bitti. Bir haftadır bizim idmanlara başladı. Bugün de ikinci yarı sahadaydı. Furkan Doğan mesaj göndermiş. Son zamanlarda Alihan neden forma giymiyor? Sakatlığı mı var demiş. Yok, Alihan'ın sakatlığı yok. Özellikle bir Tokat maçından sonra birazcık değişikliğe ihtiyacımız vardı.
O dönemde sonra yaptığımız değişiklikler takımda bir iki değişik, iki üç tane değişiklik yapmıştık. O değişiklikler tuttu ve biz 5'te 5 yaptık. Dolayısıyla bu Alihan'ın kötü futbolcu olduğu anlamına gelmez ki şu 5 maça kadar defansımızı Sezgin'le beraber bu noktaya getiren oyuncumuzdur. İyi de bir oyuncumuzdur. Ama bugün itibariyle işte Cenk'le Sezgin devam ediyor. Alihan arkada. Yarın Alihan devralacak. Alihan götürecek. Bu işler öyledir. Yani burada sezon başından beri baktığınızda bizde zaten değişkenlik gösteren çok oyuncu var. Bazen kadroda olmayan oyuncu bir süre sonra bayrağı devralıp alıp götürebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, hani o an için bize göre tabii ki bu, taraftarlarımıza veya tabii başkasına göre değil, bize göre, bana ve ekip arkadaşlarıma göre kim formdaysa, o gün için kim oynamayı hak ediyorsa onu oynatmaya çalışıyoruz. Arif Ayaz, Mehmet Emin Çelik, Hüseyin Güngör, Onur Duran, Kenan Altınışık, Ozan Sert, Cem Keskin özel bir mesaj göndermiş. Serkan abiye sorar mısınız? Takım içinde arkadaşlık nasıl ve malzemeci Musa ile arası çok iyiymiş diyor. Malzemeci Musa bizim efsanemiz ya. Bizi çok güldürüyor. Hem takımın neşe kaynağı diye düşünüyorum ben kendimce. Benim neşe kaynağım. 36 yıl. Sizin döneminizden mi yani, değil mi hocam? Yani bizden de önce. 36 yıldır. Dedelerimiz de. Takımda arkadaşlık gerçekten, yani az önce söylediğim gibi, Allah bozmasın diyelim. Çok iyi gidiyor maşallah. Temiz Aksoy hocam, neden havadan oynuyoruz diyor. Yok, hep havadan oynamıyoruz yani. Bir ara hocam havadan oynandı ama sonra top yere indi. Ya şimdi 90 dakika boyunca her topu yerden hiç kaldırmayın olmaz. Veyahut da yani bu 90 dakikada değişkenlik gösterebilir. Bazen sıkışırsın, uzun atarsın. Bazen bir koşu yapmıştır arkadaşın, ona atmak istersin ama bizim oyun planımızda biz alalım, topu şişirelim, o önde ne yaparlarsa yapsınlar gibi bir düşüncemiz katiyen yok. Doğru. Çünkü işte oyuncumuz burada hafta başından beri rakibimizin eksileri ve artılarına göre mutlaka ki çalışırız ve onunla beraber de bizim kendimize ait bir oyun formatımız var zaten. Ama bunu bazen arkadaşlarımız %100 uygulayabiliyor, bazen olmayabiliyor. O gün işte gününde olmuyor arkadaşımız veyahut da rakip çok daha farklı önlem alıyor. Dolayısıyla bizim takımımız bir tek doldur boşaltı, ben de çok iyi biliyorum. Kendilerini hatırlatayım, 40-50 maçında yapmıştır. Özellikle son 30 dakikasında. Çünkü adamlar ceza sahasından çıkmadılar. Onlara da orta sahada 3 tane zaten boş pas yapsan zaten tribün inecek. Niye boş pas yapıyorsun diye. Oyuncu psikolojisini söylüyorum. Bir tek orada çok fazla olmuştu. Ama bizim takım öyle havadan oynayan bir takım değil. Bu maçın ikinci yarısında hocam yalnız sağ kanattan daha fazla atak geliştirdi Ankaragücü. Özellikle bir pozisyon hatırlıyorum. Serkan abiyle birlikte Ömer Bozan 2'ye 1'e girdi. Son anda orada defansın müdahalesi var herhalde. Sana da çarptı herhalde. Hava avutonu gitti. Ya oradan, çok etkili geldi. Oradan çok etkili geldik. Evet, oradan hakikaten geldik. Serkan'ın, Ömer'in pozisyonu var. Kenan'ın oradan pozisyonu var. Çıkartamadı. Kenan Özer mükemmel yani, gol hocam bu arada. Gol de çok iyiydi ama onun akabinde de o sağdan gidip de son pasları yapamadığımızda çok pozisyon vardı. Çok da iyi çevirdi bir ara, evet. Erhan'a boş pozisyon. Aynen. Erhan çevirdi, o boş kaleye atamadı. Evet, o da atamadı. Kenan. Erhan'ın pozisyonu biraz daha netti ama hocam. Net. Yani tam karşı karşıya. Orada savunmanın da herhalde bir müdahalesi oldu mu? Dengesini kaybetti. Ya şimdi Menemen takımının savunması da, şimdi iki tane stoperine bakıyorsunuz. Hem biz bugün en çok oradan zorlandık. Çok yüksek oyunculardı. Evet. Oradan zorlandık. Oyuncularının bir tanesi, stoperlerinin bir tanesi Gençler Birliği'nden gitti. Süper Lig'de oynadı, sakatlıkla yaşadı Hikmet Balioğlu. Bir de diğeri de Veli. O da TFF'den çok talipçisi olan bir oyuncu, biliyoruz onu. Dolayısıyla oynadığımız takım bugün hakikaten iyi bir takımdı. Defans da iyi bir takımdı. Ama buna rağmen biz çok daha fazla ürettik ama netice alamadık. Yani 3-4 fark olabilirdi maçta. Yani zaten bir gol yiyene kadar bir 3 kesin olurdu. Olur. Ama şöyle de bir şey var. Golü yedikten sonra da içeriye 2-1 mağlup da girebilirdik. Golden önce de 2-3 pozisyon yakaladılar hocam, evet. Aslında. Bir pozisyon yani, var. Vurdu. Tekrar öbür takım oyuncusuna geldi. Aynen, orada aynen. Kafa vuruşunu yaptı. Yani futbol seyir açısından çok iyi bir maç oldu aslında. Çok. Seyir zevki yüksekti. Benim bugün tek üzüldüğüm nokta puan sonradan rakibimizin kaybetmesiyle, puan bizim için iyi oldu ama tek üzüldüğüm nokta buraya gelen seyircimizi çok daha mutlu evlerine göndermek isterdik. Galibiyetle göndermek isterdik ve hem şampiyonluk yolunda iyi bir
engeli çok daha iyi bir şekilde geçip bir de taraftarımıza mutlu bir şekilde göndermek isterdik. Gümüşhane kaybetmişken. Üzüldüğüm nokta oydu ama öbür taraftan sezon sonunu ipi göğüslemeyi düşündüğüm zaman bugün bir puan bizim için iyi. Hocam ikinci yarıda oyun biraz daha aslında rolantiye geçti ilk yarıya nazaran. Hem siz daha kontrollü başladınız hem de Menemen kendi sahasında kabullendi biraz. Evet. Ama son dakikalara doğru ya işler değişti. Şimdi oyun öyle bir oyundu ki bugün zaten iyi defans yaptı. Rakibimiz hakikaten iyi savunma yaptılar. Bununla beraber de biz çok yüklendiğimiz takdirde emin olun arkada boşluk verdiğimizde kalmadınız aslında. Onları kullanacak çok oyuncuları var. Daha sonradan giren Erman, daha sonradan başta oynayan Mert Hakan Yandaş, yani Mustafa Şen, bunlar etkili oyuncular. Bunlar boşluk bulduğunda, fırsat bulduklarında affetmeyen oyuncular. Dolayısıyla o yüzden çok riskli bir maçtır. Yani çok yüklendiğinizde, golü bulamadığınızda sıkıntı yaşayabileceğiniz bir maçtı. Ve Erman da serbest vuruşları etkili kullanıyor. 3-4 pozisyonda tehlike yarattı hocam. Aynen öyle. Dolayısıyla biz yine buna rağmen gittiğimizde yine pozisyon bulduk. İkinci yarıda çok bulduk ama son vuruşu yapamadık. Çok bana mesaj da geliyor. Onu da kimse sormadan söyleyeyim. Yani biz her idmanda gol vuruşta çalışıyoruz. Çünkü taraftarlarımız bunlara hiç şut atmasını öğretmiyor musun hoca diye telkinde bulunuyorlar ama. Serkan abi burada demeseydin abi keşke. Niye? Net pozisyon. Serkan'ı çalıştırmıyoruz. Antrenmanla çalışmıyoruz. Serkan'ı çalıştırmıyoruz. Defans oyuncusu olduğu için. Biz daha çok orada herhalde bir heyecan oldu değil mi abi? Diğer arkadaşlar 10 maçta 2 defa gidiyoruz öyle pozisyona. Sen bir an önce gol olsun da sevineyim. Yok heyecan falan olmadı. Bir an önce vurayım. Yani ben adam var diye düşündüm. Çevre yani, kontrolünü de yapamadım. Çevre kontrolü yapmadım. O pozisyonun ceza sahası pozisyonu gerçekten tecrübe isteyen bir pozisyonlar. Yani, kalecinin ayağına doğru aslında sol ayağına doğru. Yani mesela. İşte çünkü, o anlık. Söylemek anlık. Kolay tabii de. Ya ceza sahasında çünkü çok fazla vaktin yok. Vaktin Serkan yani. Ondan acele etti. Acele et. Çevre kontrolü yapamadığı için. Boşmuş. Birden çok enteresan gelişti hocam pozisyon. Vurup. Onun da büyük bir evet. Artısı var. Evet. Ankara Gücü'nün yediği gol hocam. Yediğimiz gol. Şans. Taç atışıyla yediğimiz bir gol, anda karşı karşıya kaldı adam. O, boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Cenk vurdu kafayı. Şimdi uzun oyuncular. Hakikaten önlem almakta biraz sıkıntı yaşadık o konuda. Cenk kafayı vurdu ve rakibin kafasına çarptı, pas oldu. Bir anlık zaten goller de öyle geliyor. Bir anlık hatayla geliyor. Dolayısıyla oradan gol yedik. Yapacak bir şey yok. Arkada yedik. Da boş kaldı biraz. Evet. Hikmet attı herhalde golü. Hikmet attı. Stoperdeki oyuncu. Evet. Ama tabii o golden sonra da aslında yine bir hareketlenme oldu son dakikalara doğru ama gol gelmeliydi, gelmedi. Gelmeliydi, gelmedi. Ama yine de bir puan hocam önemli yani. Onu söylüyorum yani 4 puana çıktı. Bitmiş bir şey yok. Şampiyonluk içinde, tersi bir durum içinde. Çünkü hep söylüyorum oynanmamış 5 tane maç var. Yani bu maçların ne olacağı belli olmuyor ki bugün Erciyes takımı çocuklarla ilk galibiyetini aldı Trabzon karşısında. Belki de bu mağlubiyet Trabzonspor'u kime düşürecek? 1461. Bunlar büyük ihtimalle düşecek hocam. Yani şimdi o yüzden oynanmamış hiçbir maçın garantisi yok. Yok. Ve her maçta bu saatten sonra daha da zor. O denli zor bir lig. Zor. O denli zor bir lig. Hocam artık o zaman soruları biraz değiştirelim. Bu sezon yavaş yavaş sona eriyor. Evet. Önümüzdeki yıl bu takım Allah'ın izniyle TFF 1. Liginde mücadele edecek. İnşallah. Siz de şu anda tarihe geçtiniz bu sıkıntılı süreçte. Ankara Gücü'nde önemli işler başarıyorsunuz. Bu futbolcular da yine aynı şekilde altın değerinde isimler olacaklar ilerleyen yıllarda. Önümüzdeki yıl Ankara Gücü kulübünün hedefine, yani o ligde misafir olup hemen Süper Lig'e geçmek mi yoksa yine farklı jenerasyonlarla? Şimdi biz burayı bitirmeden ben kendim bu tip söylemlere girmeyi pek doğru bulmuyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Ankara Gücü camiasında kim olursa olsun, Ankara Gücü'nün başında kim olursa olsun, Ankara Gücü her zaman hedef takımıdır. Ankara Gücü bulunduğu yerde mutlaka ki hep hedef oynar. Yakalar yakalayamaz, o ayrı konu. Ama 2B'de olsun, 4 senedir 2B'de her sene kovalıyor. Evet. Bir hedef var, şampiyonluk. Oluyor, olmuyor. Ama Allah nasip ederse inşallah bu takım TFF 1. Lig'e çıktığında yine hedefi şampiyonluk olacak Ankara Gücü takımının. Ama o daha da zor. O zaman artık bu şehrin ileri gelenleri birazcık daha bu takıma sahip çıkmaları gerektiğini ve sahip çıkılması gerektiğini artık anlamaları lazım ve sahip çıkılması lazım. Bu seneki
yaşadığımız sıkıntılar var, halen var. Ama tekrar söylüyorum, Allah nasip eder de bir üst lige çıktığımız zaman o sıkıntıları o lig kaldırmaz. O yüzden o sıkıntıları giderilmesi lazım. Bu şehrin de gidermesi lazım. Ankara Gücü Başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Ankara'daki belediyeler evet. Çok az bir şekilde destek olsalar... Binde ikisi. Binde iki mi dedi hocam? Ya binde iki. Söylerle destek oluyorlar. Başka evet. Şeyle destek olmuyorlar. Yani görüldüğü, bizim gördüğümüz kadarıyla. Ama önümüzdeki sezon TFF ligine çıkarsa hocam belki işler değişir. Yani artık taraftar kitlesiyle de olsa bu takımın ne kadar güçlü olduğunu tüm Türkiye görmüş olacak. Biz de değişir diye umuyoruz. Yani önümüzdeki sene inşallah biz üzerimize düşeni yapıp TFF'ye çıkarttıktan sonra, ama tekrar söylüyorum, bu takımın başında kim olursa olsun, ben veya tabii başkası, Ankara Gücü takımı her zaman orada da bir üst lige çıkmak için mücadele eder ve önümüzdeki sene en zor yer burası. Buradan çıkıldığı zaman emin olun ki Süper Lig'e çıkmak çok daha kolay olacaktır. Bu lige kıyasla. Evet. Hocam isterseniz bir özet görüntülerini ekrana getirelim. Tabii. Değerli izleyenler, bugün Ankara Gücü kendi evinde Menemen Belediyespor'la karşı karşıya geldi ve 90 dakika sonunda sahadan birbirlik beraberlikle ayrıldı. Şimdi ekranlarınıza bu karşılaşmanın özet görüntüsü geliyor. Kenan uzak mesafe. Bir gol daha mı Kenan? Kaleci.
Bravo Kenan. Mehmet'in pası Ömer. Tek top. Ceza sahasında Erhan. Yine direği sıyırdı. Erhan yine etkili pozisyon. Yine gole çok yaklaştı Ankara Gücü. Kaptan Erhan. Yasin Küs oynadı. Orta ceza sahasında arkada. Arka tarafta dikkat. Hakem oyunu durduruyor. Sarı kart. Hiç tereddüt etmedi. Evet. Direkt sarı kartını çıkartıyor. Maçın hakemi Murat Özcan. Sarı kartı gören isim Mustafa Şen. Araya giren Mehmet. Ömer Bozan. Orada bir müdahale var. Faul olması lazım. Faul. Kısa bir diyalog yaşadılar orada. İşte bu pozisyon. Net bir faul. Orta ceza sahasına bir kafa. Out. Sezgin Coşkun. Hava toplarında etkili bir oyuncu. İyi orta gol getirdi. Ceza sahasına doğru. Bir kafa. Kalecinin de kaçırdık korner. Hakem maçı bitiriyor. Korneri vermedi. Bu hakem çok tuhaf. Murat Özcan. İnanılır gibi değil. Birbirlik mücadelenin özet görüntüsü ekranlarınıza geldi. Değerli izleyenler, Ankara Gücü kazanamadı ama altın değerinde bir puan elde etti. Çünkü Gümüşhane Kastamonu deplasmanında 3-0'lık skorla mağlup oldu. Ankara Gücü kendi evinde 1-1 berabere kaldı, 1 puan kazandı ve puan farkı Gümüşhane ile 4'e çıktı. Son 5 maç önemli bir puan, 1 puan ama önemli puan. Sorular da geliyor bu arada. Hocam ben aslında maç içerisinde çok enteresan bir yorum yapmıştım. Art niyetli değil ama. Baktığım zaman. Pankart sayısına baktım. Ankara Gücü tribünlerinde. Gümüşhane nüfusuyla eşdeğer. Yani her yerde nerede olsun, nereden baksanız her yerde bir pankart var. Bu pankartlarla ilgili de farklı yorumlar geliyor. Her anlamda dört dörtlük bir algı operasyonu da var yani. Bunu da söylemek gerek. Ya şimdi bu algı operasyonu yalnız bu şey, biz hakikaten çok büyük bir haksızlığa uğramıştık Gümüşhane'de. Futbol haksızlığına uğramıştık. Ondan sonra hep o zaman da söylemiştim, bizim için şer hayır oldu diye. Hakikaten hayır oldu. Sonra gerçekten Ankara Gücü'nde her şey birleşti. Birbirine karşıt olan gruplar birleşti taraftar anlamında. İşte belediyeler daha fazla destek vermeye başladı ama bu destekler sadece yani kimse kusura bakmasın da bir pankart asmayla olmaz. O da güzel bir şey. Ankara Gücü, her tarafta Ankara Gücü bayrakları olması da güzel bir şey. Ama belediye olarak ben pankart asacağıma kulübe yardımcı olurum daha önemli. Şu anda bizim için bunlar daha önemli. Gerçekten önemli. Yani o da pankart asmak, Ankara Gücü'nün yanında olduğunu belirtmek de önemli. Ama belediyelerimizden rica ediyorum, bunu yaparken kulübe yardım da ederlerse iyi olur. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Çünkü ödemelerde sıkışıyoruz. Çünkü Ankara Gücü'yle güçlü. Ya daha yine de FIFA'dan, UEFA'dan gelen dosyaları ödemek zorunda kaldık geçen hafta. Yani bizim hani kimse de şunu şey yapmasın ya işte hep para istiyor. Öyle değil. Bu kulübün inanılmaz borcu var. Var. Ya buradan aslında Ankara Büyükşehir yani, Belediye Başkanı Melik Gökçe'ye de seslenmek gerek. Sevgili başkanım, siz Ankara sevdalısı bir insansınız. Ankara Gücü'nü de hep sevdiniz. Bu kulübe destek olun. Başka Ankara Gücü yok. Bu şartlarda tüm olumsuzluklara rağmen ayakta duran bir camia. Başka bir takımın başına gelse şu anda amatör kümede belki de kapanmıştı. Siz büyük olarak, bir abi olarak Ankara Gücü'nün yanında olun. Desteğinizi verin. Gerçekten de başka Ankara Gücü yok. Taraftarlar bağımlı. Çok net bilmemekle beraber ama yine de destek verdiğini biliyorum Melih Bey'in. Ama ne kadarı yetiyor onu bilmiyorum açıkçası. Dolayısıyla bizim çok fazla desteğe ihtiyacımız var. Bu geldiğimiz noktada bizim taraftarımızın gösterdiği desteğin, emin olun ki biz futbolcular olarak da, ekip olarak da, kulüp olarak da hep sevgi diyorum ya. O sevgiyle şu anda besleniyoruz biz. Tabii. Bizler beslenebiliriz belki ama dosyalar beslenmiyor sevgiyle. Veyahut da UEFA'daki Bochum kulübü sevgiyle beslenmiyor.
Dolayısıyla yine de çok şükür, bugünlerimize de şükür, iyi günlere geldik. Vergiler falan silindi mi hocam? Bilginiz var mı o konuda? Çok fazla detaylarını bilmiyorum. Ben hani haddim olmayan yerlere de girmek istemiyorum açıkçası. Ama bildiğim tek bir şey var. Eleştireceğim de bir şey var. Belediyelerimiz, bizi sevenler pankart asmaları, güzel pankart asarken de birazcık kulübe destek olurlarsa bizim için çok daha iyi olur. Şu anlamda söyledim ben aslında, yani hani vergileri sildiler mi diye. İşte geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek bir açıklama yaptı. İşte 400 milyon civarında bir vergi borcumuz vardı. Onu 15 milyona indirdik tarzı bir yorumda bulundu. Hiç yani Ankara Gücü'nün de aslında bu durumda olmasında tek muhakkak ki sıkıntılı ben, süreçler. Temmuz ayından beri kulübün içindeyim. Biz Haziran'da anlaştık Ankara Gücü kulübüyle. Haziran'ın ortasından beri kulübün içindeyim ve sürekli borç ödeniyor. Sürekli. Deyip kapatıyorum ben o işleri. Çünkü o işler benim bazen açıklayamayacağım veyahut da çok fazla bilmediğim konular da var o işlerde. Dolayısıyla kapatalım onu. Hakan Kartal memleketinizi merak etmiş hocam. Ben aslen Iğdırlıyım. Ama çok küçük yaşlarda İstanbul'a göç ettik. İstanbul'da büyüdüm. Ama Iğdır'da halen ailem, ablalarım, yakınlarım Iğdır'da. Onur Duran, abi Buksaş maçını verecek misiniz demiş. Büyük ihtimalle onunla ilgili de bir girişimde bulunacağız kardeşim. Nasip olursa o karşılaşmayı da vermek istiyoruz. Furkan Doğan, abi Serkan abiye sorar mısın? Takımda birisi taç kullanmaya gelince bir bakış atıp topu alıp neden sürekli Serkan abi kullanıyor? Defanstan koşa koşa gelip taç kullandığını gördüm diyor. Sağ bekler, sol bekler yani futboldan genç kardeşimiz genç, biraz ilgilenenler genelde sağ bekler, sol bekler taç atışını kullandığı için. Sonra ona göre organizasyonlar da mevcut bizim takımımızda. bugün de taştan gol attık sol taraftan şut evet. Pozisyonunda. Evet. Yani bunlar taktiksel, nasıl kornerleri Ömer Bozan kullanıyorsa taşları da ben kullanıyorum. Öyle yani. Bursa Ankara kardeşliği ile ilgili mesajlar göndermiş kardeşlerimiz. Bahattin Kosker bir mesaj göndermiş. Barış Yanık, Eşref Güngör, Ümit Şahin, Koray Eryürek, Hüseyin Ok, bütün taraftarlarımız mesajlarını gönderiyor. Hocam ben artık önümüzdeki sezonla ilgili sorularıma devam edeyim. Takım bozulacak mı yoksa aynı kadro devam edilip 3-4 oyuncu takviyesiyle önümüzdeki yıl devam edilecek? Şimdi bunlar için erken, demin de söyledim ama sadece bir şey var. Eğer şartlar oluşur, biz aynı şekilde devam edersek takımımızı belli bir seviyede korumayı düşünüyoruz biz. Yani takımımızı çok fazla bozmayı düşünmüyoruz açıkçası. İhtiyaç gördüğümüz yerlere takviyeler yapılır, yola devam edilir. Ama bu işin sadece kaba saba bir söylemi. Bununla beraber kulübün durumu ne olur, hedefi ne olur? Hedefi belli de hedefe ulaştırabilecek potansiyeli ne olur? Yani bir sürü şey var onu da yan yana üst üste alt alta koyup değerlendireceğimiz. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, benim şu andaki tek derdim, tek amacım kalan 5 maçı da şu puan farkını en azından koruyup sezon sonunu şampiyon bitirip bu memlekete, Ankara'mıza, Ankara'ya gönül verenlere, Ankara Gücü camiasına gönül verenlere en azından biz üzerimize düşeni yapıp ondan sonraki olan oluşumda ne olur ne biter onlar o zaman konuşulacak şeyler. O zaman bir şeyler belli olduktan sonra senle biz yine burada otururuz. Bir sonraki senenin açarız dosyalarını, yapmak istediklerimizi, hedeflerimizi bir bir anlatırız sana. Ama şu andaki tek hedefimiz bu kalan 5 maçımızı en kötü bu puan farkını koruyarak bitirmek. Hocam, karşılaşmanın özet görüntülerini izlerken aslında ufak bir görüşme oldu. Eğer Ankara Gücü şampiyon olursa Timsah Arena'da, Bursa evet. Spor Stadyumu'nda Mutlu Topçu, evet, yani Ankara Gücü teknik patronu İsmet hocamız, yine Serkan abi, Serkan Balcı ve bizim de takım kaptanımız
Pablo Martín Bataş olmaz büyük ihtimalle de yine orada bir Türk oyuncu. Dörtlü bir kardeşlik ortamıyla inşallah güzel bir program olur. Şampiyonluğumuzu garantileyelim. Nereye istenirse, nereye gitmemiz gerekirse icabet etmemiz gereken neresi varsa ederiz. Seve Bursa'ya da çok seve seve farklı duygularla geliriz. Çok teşekkür orası ederim. Orası aşikar. Sevgili hocam şu anda Ankara Gücü'nde aslında bugün de çok önemli bir isimdi ama bu sezonun belki de en önemli ismi Korcan. Kaleci Korcan. Çok kaliteli bir kaleci. Bugün evet. De çok net pozisyonlar kurtardı. Bir pozisyon var. Yanılmıyorsam 8 numaralı futbolcu. Mert Hakan. Yani Mert Hakan. Karşı karşıya kaldı. Karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı. Top döndü. Tekrar rahat bir şekilde ceza sahasına girdi. Yine Korcan çıkardı. Evet. Şimdi Korcan zaten çok üst düzey bir kaleci. Korcan uzun yıllar Süper Lig oynamış evet. bir kaleci. Yaşı daha genç bir kaleci. Ve iyi bir kaleci. Dolayısıyla bu sene devre arasına girdiğimizde yönetimimizle oturup konuştuğumuzda birkaç yer belirledik. Burada da mutsuz olan bir kardeşimiz vardı. Kendisi hakikaten iyi kaleciydi ama burada örtüşmedi. Yani Emrah'la burası örtüşmedi. Olmadı. Dolayısıyla kendisi de izin istedi. Biz de kendisine izin verdik. Yollarımızı ayırdık. O zaman sadece ve sadece yönetimimizle yaptığımız değerlendirmede Korcan ismi üzerinde durduk ama Korcan'ın da talipleri vardı daha önce. Özellikle Antalyaspor. Şimdi söylememde bir sakınca yok. Son anda Antalyaspor işi bozulunca sağ olsun başkanımıza gerekli fedakarlığı yaptı, aramıza kattı. İyi ki de bozulmuş. Hem oyunculuğunu zaten saymıyorum ama zaten insan olarak da, duruş olarak da hem arkadaşlarına çok iyi arkadaşlık yaptı. Gelir gelmez yani devre arası gelir gelmez. Hem de camiamız için hayırlı bir oyuncumuz oldu diyebilirim. Bize de katkısı çok büyük geldiğinden beri. Ümit Şahin bir mesaj göndermiş ama 85 kez aynı mesajı göndermiş. Serkan abi sana göndermiş. Etkili bir mesaj ona göre. Uğur Engin 6 yaşındaki oğlum Serkan Balcı'dan forma istiyor. İletir misiniz lütfen demiş. Tamam. Bulsun abi o zaman seni. Stadyumda bulsun. Stadyumda bulması lazım. Öbür türlü çok forma isteyen var. Öyle böyle de. Bizim hakkımız az burada forma. Yani statta giydiğimiz forma. Öyle gidip forma yaptıramıyoruz yani. Şartlar burada böyle. Abi sen futbolcusun. Ben normal spor spikeriyim. Benden şimdiye kadar herhalde 2000 kişi falan forma istemiştir yani. Yani şimdi herkese yetişemiyoruz açıkçası. Ya ben gidip kulüpten de bana forma ver dediğim zaman da hoş bir durum olmaz. Yani tabii. Gideceksin alacaksın. Zaten taraftar gidip store'dan almıyorsa taraftar olmasın. Tabii. Herkes gitsin store'dan alsın. Forma imzalanacak mı? Getirsin o zaman. Aynen. Zaten Serkan Balcı seve seve o formayı imzalatır. Zaten taraftarlık kulübün yani formasıdır ne bileyim atkısıdır falan onları alan taraftarlıktır. Yani sonuçta takımına yardım ediyor. Kulübüne yardım ediyor. Kulübüne yardım etmeyen taraftar bizde de işte o, Allah'tan bizde yani hakikaten öyle bir taraftarımız var. Var. Seyirsiz maçta 40 bin bilet aldılar. Aynen. Tabii. Yani daha neyi konuşacağız ki biz bu taraftarla alakalı. Emin olun storlar iyice açılsın. Daha farklı bir şekilde yani. Olsun. Emin olun çok farklı konuma getirirler. Sadece storlar maç biletlerinden dolayı. Serkan abi maç sonunda neden üçlü çektirmedi demiş taraftarımız. Ben üçlü çektirmeyi bilmediğim için... Hiç çektirmedim, o yüzden çektirmedim. Onu iyi yapan arkadaşlarımız var. Özellikle seni istemelerindeki en büyük sebep de herhalde çok sevilmen abi. Çok teşekkür ederim, sağ olsunlar. Bu sezon başından beri Allah razı olsun onlardan. Hem sevgide hem de saygıda hiç kusur etmediler. Ben de onlara layık olmak için elimden gelen mücadele vermeye çalışıyorum. İnşallah bizim de sezon sonunda, yani hep sezon sonuna bağlamak istiyorum çünkü gerçekten Ankara Gücü camiası için büyük bir iş. Yani bu liglerden buradan kurtarmak istiyoruz artık. Yani bu liglere hiç yakışmayan bir takım. O yüzden onlara şampiyonluk olarak üçlü çektireceğim inşallah bir lig sonunda. Finalde mi? Finalde. Öğreneceğim ama. Hocam Osman İşgüzar mesaj göndermiş. Hocamızı tribüne çağıracağız. Şampiyonluk maçında demiş. İnşallah. Şampiyonluk maçında inşallah şampiyon olurum. Onu da çağırmadan ben giderim zaten. İnşallah hocam. İnşallah. Ama bu takım şampiyon olur ya. İnşallah. Bela kaza olmazsa artık.
Ya ama bir şampiyonluk baskısı var hocam bu maçta, çok belliydi. Var şimdi. Çok belliydi yani. O stres öyle kaldırmak bir şey ki, kolay olmuyor. Emin olun bu liglerde bu kadar seyirciye karşı oynamak da çok zor. Çok zor hocam. Ben maçı anlatırken heyecanlandım, bir ara sahaya girecektim. Şimdi hani Süper Lig'de ben Süper Lig'de oynadım Ankara Gücü'nde. 4-5 yıl oynadım aralıklı. Yani o zaman da zordu ki ama bu kadar değil. Şimdi ikinci lig B kategorisinde her sene işte biz geçen sene Kocaeli Birlik Spor'da da şampiyon oynadık ama 50 kişilik bir grup oluyordu. Onda 20'si benim ailemdi zaten. Gerisi de işte oyuncuların. Öyleydi çünkü Kocaeli kenti kabul etmiyordu. Kocaeli Birlik Spor takımının çıkmasını istemiyordu. Kocaeli Spor çıkacak diyordu. Şimdi oralardan gelen bir başka takımdan işte 1000 kişiye oynayan, en fazla 500 kişiye oynayıp da gelip burada 20 bin kişiye karşı oynaması da zor oyuncu grubunun. Hakikaten zor. Ama oyuncularımız da alıştı. Şimdi bizde bir de iki türlü bir senaryo var. Sezon başı biz 5 maç seyirci cezasıyla karşılaştık. İkisini de Afyon'da oynadık. İkisi de dışarıdaydı seyircisiz. Sezon başı ona alıştık. O maçları iki tanesi hariç, bir tanesi hariç firesiz geçtik. Ama gelip seyircimizle buluştuktan sonra, özellikle Trabzon maçından sonra, şimdi takımımız o atmosfere alıştı. Seyircili atmosfere alıştı. Bir Gümüşhane maçından sonra, Gümüşhane maçından bize bir maç ceza verdiler. Neden verdikleri onu da halen anlamış değilim de. Orada anladım ki takım sezon başındaki gibi seyircisiz oynamaya alışık değil artık. Bitmiş o. Şimdi tamamen taraftarına alışık. Tamamen taraftarın orada olmasını istiyor. Ve az daha Tokat maçı tamamen gidiyordu. Beraberlik de bize sekte vurdu. Ama az daha mağlup oluyorduk o maçta. Ve belki de bu ikinci dönem, ikinci yarı en kötü oynadığımız maçlardan bir tanesiydi diyebilirim. Ama o da bir vesile oldu. Sonrasında çıkış geldi. Seyircimizin de statları doldurması daha büyük bir özgüven getirdi bize. Şu anda tek temennim, sınırdayız yanılmıyorsam. İçeride iki tane maçımız var. Tuzla ve Hatay maçları. Yani birazcık hakim olsunlar kendilerine. Küfür yok, cesaret yapıldı bu hocam. Bu sene hiç yapılmadı. Bu maç hiç yapılmadı. Evet. Şu iki maçımızda aman seyircisiz olmayalım. Buradan seyircilerimizden rica ediyoruz. Ankara Gücü taraftarı takımının yanında olur. Zaten küfür yok cezaratı da yapıldı maç öncesinde. Ben de hiç duymadım. Sosyal yok. Medyadan da. Sosyal evet, medyadan zaten. Da seferber edildi. Aynen. Hocam peki kaç puan şampiyonu belirler şu anda ligde? Şimdi sezon başı hesaplama yaparken bizim bir kriterimiz vardır kendimizce. Biz 2 puan ortalamasıyla gideriz. Yani 2 puan ortalamasının üzerine çıkıldığı her puan seni şampiyon yapar diye düşünürüz. Dolayısıyla 2 puan ortalamasıyla vurduğunuz zaman 68 puan civarında bir puan yapıyor ama bu sene rakibimizin de özellikle ilk yarı çok yüksek bir performans göstermesiyle, çünkü ilk yarı 9 maçlık bir seri yakaladılar ki bu çok zor bir seridir. Biz en fazla 6 maç yapabildik bunu. İlk yarı 6 maç yaptık, ikinci yarı 5 maç yapmıştık. Tahminim 70 puanın üstündeki her puan şampiyon yapacaktır. Şimdi Ankara Gücü'nün son 5 maçı bu hafta deplasmanda Buksaç'la oynayacak. Ardından kendi evinde Tuzla Spor'u ağırlıyor. Onlar da düşmeme mücadelesi veriyor. Daha sonra Kastamonu deplasmanına gidiyor. Onlar da playoff için mücadele ediyor. Ardından yine bir deplasman Kayseri Erciyes. Onların durumu zaten tamamen bitti. Ligden düştüler. Ve son maçta Hatay maçı. Gümüşhane'ye bakalım hocam. Onların da son 5 maçını aktaralım. Gümüşhane bu hafta yine deplasmanda Tokat'la oynuyor. Tokat da sıkıntılı bir süreçte düşmeme mücadelesi veriyor. Ardından kendi evinde Niğde ile oynuyorlar. Onların da playoff iddiası var. Daha sonra Sarıyer deplasmanına gidiyorlar. Sarıyer'in az da olsa yine bir playoff şansı var. Daha sonra evinde Eyüp. Eyüp'te bir problem yok. Onlar normal ortalarda bitirir büyük ihtimalle. Ve son maçta Etimesgut Belediyesi. Evet. Yani bu maçlarda oynayacakları 3 tane maçın rakiplerin şeyi yok. Bence Sarıyer takımı bugün yenildi. Playoff'tan biraz uzakta kaldı. Bugün kazansaydı o da playoff'un dibine yanaşacaktı. Sarıyer maçı hedefsiz olur. Gümüşhane oynayacağı zaman
Eyüp maçı yine hedefsiz bir takım görüntüsünde olur. Bir de son maç Etimesgut maçı hedefsiz takımlar olur. Gümüşhane'nin rakipleri. Sadece ve sadece bu hafta oynayacağı Tokat'la Niğde maçları hedefi olan takımlarla oynayacak. Birisinin düşmeme, birisinin de playoff. Ama bununla beraber bizim üst üste oynayacağımız iki tane düşmeme adayı, düşmemeye oynayan takım ve sonrasında da ikinci yarının en başarılı takımı Kastamonu Spor. Üç tane bizi zor maç bekliyor ilk etapta. Tokat bu sezon kendi evinde sadece 4 kez mağlup olmuş. Bir tanesi de bize. Onlar da sıkıntılı bir süreçten geçtiler. Biraz toparladılar ama bu son maç İnegöl'de bir 5-1'lik skorla döndüler. Afaki bir skor oldu. Onunla bugünkü Karşıyaka Niğde maçının skorları. Ama dediğim gibi bir gerçek var. Oynanmamış hiçbir maç istediğin gibi sonuçlanmaz. Yani çıkacaksın sahada aslanlar gibi. Oynayacaksın, mücadeleni yapacaksın. Şu zamanda özellikle bizim ilk 3 maçımız Buksaş, Tuzla ve Kastamonu'da gerekirse Aslan'ın midesinden 3 puanı alıp yoluna ancak öyle devam edebilirsin. Öyle maçlar çünkü. Peki hocam bu Buksaş nerede oynuyor maçlarını? Şeyde oynuyor. Austin'de. Daha büyük bir stadyuma alma şansları var mı acaba? Ya da onunla ilgili bir girişim olur mu? Bilemiyorum. Hani girişim olsa bile kabul ne kadar ederler mi onu bilmiyorum. Bunlar hafta içinde konuşulur. Eğer bir çözümü varsa çözüme ulaştırılır ama yoksa... Zemini falan nasıl hocam? Bilginiz var mı onunla ilgili? Var var. Zemininde bir çok fazla sıkıntı yok ama kapasite açısından çok düşük. Yani şu anda... Yani Ankara gücünü düşündüğünüz zaman düşük. Yoksa ben orayı hiçbir zaman sezon başından beri çok maç takip ettik orada. Bir kere bırakın dolu, yarısının dolu olduğunu görmedim. Yani Ankara gücü için aslında... Şu sebepten dolayı soruyorum. Bu zemini sağ, çünkü top tekniği yüksek olan bir takım. Evet. İyi zeminde oynar yani. Yani diğer şeyleri oynadığımız zaman işte bir sürü takım var. Hatay, Eyüp. Onların sahası onlara göre ya Hatay, çok çok iyidir yani. Yani biz Hatay'da yani. Kötü dönemde oynadık. Sahası kötüydü. Niğde'nin kötüydü. Gümüşhane'nin kötüydü. Buz değildi ama kötüydü yine. Eyüp'ün kötüydü. Çok havalar açıldı. Gümüşhane artık kaybeder diyorlar kendi evinde. Herhalde orada bir... Ya işte alışıyorlar tabii. Evet. Orada devamlı buz, tabii. Karda oynamaya alışıyorlar. Gelen takımlar sıkıntı yaşıyordu. Ama biz orada kardan buzdan dolayı kaybetmedik yani. Bu ligden peki hocam şampiyonluğun dışında tamam Ankara gücü şampiyonluğu kovalıyor. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olur ama sizce hangi takımlar playoff'a kalır? Vallahi Hatay kalır. Menemen kalır. Gümüşhane kalır. Üçüncü de yani onu zaten saymıyorum. Zaten o garanti. Üçüncü de Karşıyaka mı? Kastamonu mu? Yok Kastamonu olur. Kastamonu olur. İnanılmaz bir çıkış yaptılar evet. Onlarda. Ama çok da para harcadılar hocam bildiğim kadarıyla. Ya şimdi hocam belediyenin çok büyük artısı Kastamonu, var. Kastamonu bugün oynadığımız Menemen Gümüşhane çok ciddi rakamlar harcadılar. Doğru. Şimdi hepimiz bu camianın içerisindeyiz. Bizde sadece bir 4-5 oyuncu veya 6 oyunculuk bir kesim var. Birazcık diğer oyunculara göre yüksek meblalar alabilen diğer oyunculara göre. Ama emin olun bizde senelik aldığı ücretin aynısını 6 aylığına Kastamonu'da oynayan oyuncular var. Ve inanılmaz transfer yaptılar. Yani 14-15 kişi aldılar devre arası. Bu da zor bir şeydir. Biz sezon başı yeni bir takım kurduk. Geçen seneden kalan oyuncularımız işte Harun, Mehmet Taşçı, Ömer Bozan, Enes Kubat, Metin var. Metin Aydın genç oyuncumuz. Bir de Muhammed Gülnaçar var. Onun haricindeki oyuncularımızın hepsi yeni. Böyle olunca da bu çok zordur. Hem yeni bir takım yapıp hem hedefe gidebilmek. Ama bunun daha iyisini şu anda Kastamonu yaptı. Devre arası yaptı o işi. Ve şu ana kadar mağlubiyet almadı. İkinci yerin en başarılı takımı oldu. Peki hocam buradaki playoff sisteminde nasıl oluyor? Kaç takım çıkıyor üst lige? 4 takım. Şimdi ben kendi adıma ikincilik B kategorisindeki bu playoff sistemini çok eleştiriyorum. Bence üçüncülük gibi olmalı. Bence 3 takım çıkmamalı, 4 takım çıkmalı.
Yani bunu yetkililer seyrediyorsa programı bence değerlendirmeliler. Her gruptan ikişer takım çıkmalı. Birer takım direkt, diğer ikinci takımın da kendi gruplarındaki playoff'tan çıkması gerekiyor. Şimdi bizim burada öyle bir şey ki... Şu andaki sistem nasıl? Şu andaki sistem bizim gruptaki ikinci ile beşinci oynayacak iki maç. Bir içeride bir dışarıda. Tamam. Yenen üçüncü ile dördüncünün galibiyle oynayacak. Onu yenen öbür gruptan gelenle final oynayacak. Üç takım mı çıkıyor toplam? Üç takım çıkıyor. Yani dolayısıyla bence bunun kendi şahsi fikrim değişmesi lazım. Dört takım düşsün. Bankasya'dan dört takım çıksın. Birinciler direkt çıksın. İkinciler kendi de kendi grubundaki doğru. İkinci olanlar çıksın. Tabii oradan çıkanlar çıksın. Yani bir daha ekstra diğer grupla bence oynamasın. Yani bu bence bu lig için çok ideal olur. Ama tabii yetkililer bu idealliği görür mü veyahut da farklı bir şey mi düşünüyor onu bilemem. Bir mesaj gelmişti. Osman İşgüzar'dan havaalanında taraftarları görünce İsmet hocamız ne hissetmiş? Ben çok duygulandım. İnanın çok duygulandım. Çünkü şampiyonu oynadın, rakibine yeniliyorsun. Ve geldiğinde havaalanında 5-6 bin taraftar. İnanılmaz bir destek. O gün zaten ertesi gün arkadaşlarımızla da yaptığımız toplantıda yani artık bu kentin, bu camianın bu şampiyonluğu hak ettiğini zaten konuştuk. Şu ana kadar da öyle gidiyor. Tek temennim bunun sezon sonu gerçeğe kavuşmuş olması. Serkan abi çok mesaj geliyor. Konu var, onu hemen açıklayacağım. Onur Duran, Ahmet Melik Doğu, Oğuz Yiğitbaşı. Daha da sayısız bu tarz mesaj gönderen var. Serkan abimizi göbeğiyle seviyoruz demiş. Ama abi şu anda bayağı verilmiş. Trabzon'da çok vardı. Yok. Göbek beni aynı kilodayım o zamandan bu zaman. Aynen. Beni açıklayayım ben buradan. Canlı yayında son dakika. Benim vücut stilim bozuk. Üstünde bir çıkar istersen. Şu kemikler var ya. Kaburga kemikleri. Vücut şeklim yamuk benim. Şu kaburga kemikleri böyle koştuğum için önde bunlar hep göbek diye çıkıyor. Tabi az bir kilom var ama. Hani şey dedi ya, ben hiç futbolcuya benzemiyordum diye. Aynen. Yani alt taraf başka, üst taraf başka gibi bir şey. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. Bir dönem kargosun. Sağ bekiydin abi zaten. Milli takımda da. Milli takımda da oynadık. İşte. Forma giydin. Milli amilli. Çok şükür zaman çabuk geçiyor. Cem Keskin bir mesaj göndermiş. İsmet hocamıza sorar mısınız? Devre arasında takıma kazandırmak istediği oyuncular var mıydı? Bahattin Köse, Sertaç, Cam isimleri geçiyordu. Bunlar doğru mu? Hocamız doğruydu. Ne diyecek diyor. Doğruydu. Biz hatta bu arkadaşlarımızla da bir ön görüşme yapıp anlaşmıştık. Ama daha sonra bu arkadaşların kulüpleriyle mukaveleri devam ediyordu. Kendileriyle görüşmüştük. Olurunu almıştık. Ama sonradan olmadı. Kulüpleriyle iletişime geçtiğimizde engeller çıktı, alamadık. Koray Eryürek, bu soruyu sorar mısınız? Ferhat Çulcuoğlu bence Serkan Balcı'dan sonra takımın dinamosu konumunda. 70-80. Dakikadan sonra yorgunluk başlıyor, takım düşüyor. Bunun sebebi nedir? İsmet hocamıza sorar mısınız demiş. Ben katılmıyorum. 70-80. Dakikadan sonra bizim tempomuz hiç düşmüyor. İddia ediyorum şu anda tempo açısından bu ligin en tempolu takımıyız. Ara ara düşüşlerimiz oluyor. Şimdi öyle de bir şey oluyor. Mesela bugün yediğimiz golde bir 3-4 pozisyon üst üste çıkamadık. Bu yaklaşık bir 5 dakikaya falan tekabül ediyor. Bana da tabii mesajları geliyor. Ben çok fazla cevap verip sosyal ortamda konuşmasını sevmediğim için niye takımı geri çekiyorsun hoca? İşte oyuncum burada. Ben hayatım boyunca geri çekilecek bir ne oyun yapım var ne de oyunculara öyle bir isteğim oldu. Son dakika olur. Hadi onu anlarım. Da takımın 30. dakikasında ya da devre arasında sonra hadi geri çekilin böyle bir şey. Bizim kendi oyun felsefemizde katiyen yoktur. Son 10 dakika 15 dakika bizim takım düşüyor şeyine katiyen de katılmıyorum. Belki bireysel olarak yorulan arkadaşlarımız olabilir tek tük. Evet, Ferhat çok gerçekten hem fedakar bir oyuncumuz hem de o tip potansiyeli yüksek bir oyuncumuz. Bizim mücadele gücümüzü arttıran oyuncularımızdan bir tanesi. Muhammed de hocam
Muhammed de aynen o şekilde. Muhammed'den ilk yarı 3-4 maç faydalanabildik. O zaman biraz frekansımız tutmamıştı kendisiyle ama bu son dönemde bize inanılmaz derecede katkı sağlıyor Muhammed de. Sol bek oyuncusu o da Muhammed hocam herhalde. Mehmet Taşçı. Mehmet mi? Mehmet Taşçı evet. o da iyiydi hocam. Mehmet Taşçı çok değişik bir oyuncu. Hem sol bek oynayabilen hem çok iyi de stoper oynayabilen bir oyuncumuz. Sezon başında kendisiyle başladık. Stoper oynuyordu o zaman. Çok uzun bir süre oynadı. Sonra belinden çok sıkıntılı bir sakatlık geçirdi. Bir yanılmıyorsam 1,5 ay falan oynamadı. Daha sonra devre arasında ki zaten ona güvendiğimiz için Onur'un Bursaspor'a transferine izin verdik. Onu da aslında konuşalım. Tabii onu da izin verdik. Onunla beraber de Emre Kara diye bir sol bek aldık Altınordu'dan. O da bizim çok iyi bir oyuncumuz. Şu ara faydalanamıyoruz ama Taşçı ile ikisi orayı kapattılar diyebiliriz Onur'dan sonra. Ki o yüzden Onur'a izin verdik ki hem önü açılsın. Onur gerçekten çok iyi bir oyuncu. Şu anda da ilk 11 oynuyor hocam Bursaspor'da. Onur oynar. O kapasitesi inanın ki var. Çok iyi bir oyuncu. Çok da kaliteli bir insan. Ondan gelen belki de bir kısım parayla da biz birazcık daha rahatladık. En büyük aslında tabii önemli bizim için maddi oydu. Anlamda. Tabii maddi anlamda. Biz yoksa en azından sezon sonuna kadar iyi oyuncumuzdu çünkü. İyi oyuncumuzu da bırakmak istemezdik. Ama hem o maddi açıdan bizi birazcık rahatlatsın. Bir de onunla beraber de zaten Mehmet Taşçı ile Emre Kara'nın orayı halledebileceğini düşündüğümüz için de ona yol verdik. Ben normal bir Bursa Spor basın mensubu olarak kendi fikrimi yönelteceğim hocam. Tamam, Onur'la anlaşıldı. Ki bunu sosyal medya hesabımda da yazmıştım. Onur'la anlaşıldı, fiyatı da belli. Bursa Spor Kulübü'nün yapması gereken sol kanatta bir sürü oyuncu var. Onur da tam bir sol kanat oyuncusu değil, yani sol açık oyuncusu değil. Sol bek ağırlıklı. Şu anda sol kanatta oynuyor Aziz Beyç'in önünde. Önde yani arkada. Yani şu yapılabilirdi hocam. Parası verilip bu takım şampiyonluğa oynuyor. Kardeş takımımız sezon sonu gelsin Bursa Spor'da başlasın. Bunu demesi gerekiyordu Bursa Spor yönetiminin bence. Ya da şu yapılabilirdi. Bursa Spor'da oynamayan oyuncular Ankara Gücü'ne yönlendirilebilirdi. Bunlar hep eksik. Bunlar hep yapılması gereken bu olaylar. Bu iletişim eksik de olabilir. Hani oyuncuların gelip gitmemesi ama şunu bizim teklif ettiğimizi biliyorum. Anlaşalım. Oyuncu sezon sonuna itibaren sizin olsun. Kabul oyuncu anlaşın. Yok, o kabul edilmedi. O da Bursa hani, Spor'un ayıbı. Yani belki ihtiyacı vardır. Ona bir şey diyemeyiz. O yüzden hani bunu ayıp olarak biz kendi adımıza nitelendiriyoruz. Yani kendi yorum, kişisel yorum yapıyorum hocam. He. Çünkü sol bek bölgesinde oynayacak orada oyuncu çok. Çok yani Aziz Bey sakatlansa bile oraya bir şekilde başka bir oyuncu monte edilebilir. Orada da bir eksiklik vardır. Bursa Spor yönetiminde de o konuda bir eksiklik vardır. Umarız bundan sonra bu tarz olaylar tekrarlanmasın. Bu kardeşliğin pekişmesi için tüm dünyada bilinen bir kardeşlik bu. Evet. Önemli adımlar atılmalı. Bir oyuncuyla iki oyuncuyla bunlar tabii ki de ön plana çıkmaz ama onu... yani mesela Sercan Yıldırım Bursa Spor'da hiçbir varlık gösteremiyor. Bu Ankara Gücü Kulübü'ne verilebilirdi. Gelir mi gelmez mi o tartışılır ama orası yani. Süper Lig kısmı olduğu için oyuncular için orası cezbettiremem. Ya Onur'un tarafından bakarsan evet. Yani ben tarafından bak. Herkes gitmek ister, orada oynamak ister. Bizde mesela bir siyahi oyuncumuz vardı hocam. Yaya Sane. O aslında Ankara Gücü Kulübü'ne gelebilirdi ama o da burada yedek kulübesinde otururdu. Yabancı yok bizim. Bizde yabancı yok zaten. Yani yedek kulübesinde bile oturamazdı o pozisyonda yani. Yanı hocam... Serkan yapardık ona. Olabilirdi. Şu anda nereye gittiği belli değil. İnanılmaz vaatler de alındı. Nerede şu anda belli değil. Biz kendi oyuncularımıza sahip çıkalım. Evet, doğru söylüyorsun. Yani kendi oyuncularımıza sahip çıkalım ve hata yapsa da destekleyelim. Yani mesela bizim... Bursa Spor'un altyapısında şu anda yabancı oyuncular geliyor. Bursa Spor'un altyapısının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi, yabancı oyuncular geliyor ama yurt dışından. Ne gerek oyuncular... Yakın bir zamana kadar çok daha iyiydi. Aynen. Evet. O Enes Terim döneminde evet. Çok daha iyiydi. Çok daha iyi oyuncular vardı. Biliyorum çünkü yakından takip ediyordum. Ama şimdi değil. Yabancı sistemiyle ilgili neler söylemek istersiniz hocam peki? Ben çok buluyorum ya. Çok mu? Çok buluyorum. Ama yani. Avrupa'da hocam çok serbest ya bu konular. Şimdi o tamam, bizde de serbest olsun ama o zaman oraya kriter getirilsin. Atıyorum aldığın oyuncuya millilik şartı getirilsin. Tabii İngiltere'de öyle. Tabii. Yani belli bir şey getirilsin. Çünkü öbür türlü yani burada emin olun ikincilik B kategorisinde bu Süper Lig'deki çoğu yabancı oyuncudan daha iyi oyuncular var. Var. Bakın çok samimi söylüyorum bunu size.
Ama bir gelsin 15 tane de yabancı oyuncu gelsin. Kaliteli gelsin gelsin. Evet. Ama kalitesiz oyuncuyu getirmesinler bu kadar. Yani işi farklı yerlere götürmesinler. Ucuz diye 5 tane oyuncu. Tabii. Yani öyle değil. O yabancı haklarını öyle öldürmesinler. Yazık. Yazık günah. Sevgili hocam artık programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Umarız vallahi biz teşekkür şampiyonluk ederiz. Şampiyonluk maçının ardından kupayı kaldırır Ankara İnşallah. Gücü sizin yönetiminizde. İnşallah. Yine Bursa TV ekranlarında. İnşallah. Kardeş kanalda Ankara stüdyolarımızda yine canlı yayınla taraftarlarımızın karşısına çıkarız. Ben çok bir kere teşekkür ederim. Size teşekkür ediyorum. Gerçekten maçları almanız, Ankara gücüne bu kadar yakın olma isteğiniz sizin de bizi bu kadar desteklemeniz bizi çok onurlandırıyor açıkçası. Çok teşekkür ederim. Çünkü Bursa kent olarak da çok farklı bizim için. Takım olarak da çok farklı. İnşallah Rabbim nasip eder de çok kısa zamanda Süper Lig'de karşı karşıya gelir i̇nşallah bu iki gücü de inşallah. Kulüp. Çünkü Ankara gücü de bunları hak ediyor. Fazlasıyla hak ediyor. Sizi de ayrıca tebrik etmek gerek. Teşekkür ederim. Tüm olumsuzluklara rağmen takımın başında kaldınız ve şu anda Ankara gücü 62 puanla en yakın rakibine 4 puan fark atarak birinci sırada bulunuyor ve 5 hafta kaldı. İnşallah şampiyonluk ipini de en kısa sürede göstersiniz. İnşallah. Son iki haftada artık şampiyon olan bir Ankara gücü rahat rahat maçlarına i̇nşallah. Çıksın. İnşallah. Genç oyuncular da şans bulsun. İnşallah size. İnşallah. Tek çok teşekkürler. Tek dememize. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Serkan abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağladığınız için bizi. Atletleri de gösterdiğiniz için hem Ankara gücü hem bizleri. Öncelikle hem Bursa TV hem Bursa Spor'a çok teşekkür ediyoruz. Hem kendim adıma hem camiamız adına. Ben de tüm taraftarlar adına hocamıza da teşekkür ettik. Sana da abi çok teşekkür ediyorum. Bu takıma geldin, sahip çıktın sen de. İnşallah sezon sonu İnşallah. Senin abiliğin önderliğinde bu takım şampiyon olur ve önümüzdeki yıl TFF 1. Ligi'nde bir yıl misafir olur ardından Süper Lig'e çıkar. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyenler, Süper Futbol'un sonuna geldik. Yayınımızı burada noktalıyoruz ama yayın bittiği gibi bugünkü Ankara Gücü Menemen karşılaşmasının 90 dakikalık heyecanıyla yine Bursa TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Karşılaşmanın tamamı ekranlara gelecek. Süper Futbol'u burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu geceler.